Ben geldim Gürbüz. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bunlar tarifler mi? Tabii. Bütün mühendislik matematiğimi burada kullandım. Hepsinin süresini hesapladım, pişme zamanlarını hesapladım. Ya! Tabii tek tek planladım hepsini. Sen endüstri mühendisiydin değil mi? Evet. Şöyle bir bakayım. Vallahi yazmışsın. Nohut, buğday, düdüklüde 45 dakika. Vallahi seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yusufiye teyze nerede? Onu gönderdik ya. O artık yorulmasın dedik ona. Dedim sen git dinlen, artık bundan sonra ben savaşacağım. Senin savaşın şimdilik bu kadar. Başlayalım mı? Tabii ki başlayalım. O zaman 3, 2, 1 süren başladı. Önce düdüklümü alarak. Düdüklüde neyi pişireceğiz? Düdüklüde nohut ve buğdayları haşlayacağız. Konserve süt mısırlı ve salatalıklı ayran aşı çorbası için haşlanacak nohut ve buğdaylar bol suyla yıkanıyor. Sen bu çorbayı restoranda falan mı yedin? Evet, İstanbul'da bir restoranda içtim. Daha önce ayran aşı çorbasını çok fazla içtim. İçinde dereotlu, baharatlı, hani birçoğu tarzını içtim ama bunu ilk kez içmiştim. Ve hoşuma gitti. Ben de dedim ki bunu yarıştığım zaman yarışmacılara da tattırayım. Buradaki ekibe de göstereyim istedi. Peki salatalıklar rendelenmiş mi yoksa doğranmış mı olacak? Küçük küçük ve kabukları durarak doğruyorum. Neden kabuklu? Orada salat, hani genelde derler ya kabuk kabuğundadır tadı diye. Buna dayanarak hem de dişlere geldiği için salatalıklar daha lezzetli oluyor. Nohut ve buğdaylar çorba için düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi patates ve soğanlarımı soyacağım. Bunlar ne için? Patatesi pürede kullanacağım. Hasanpaşa köftede püre yapacağım. Pazartesi günü yediğimiz püre asla püre değildi. Hadi ya. Kesinlikle değildi. Sakız gibiydi. Ve bu akşam gerçekten püre nasıl yapılır bunu göstermek istedim. Vay! Nasıl yapılırmış? Anlat bakalım. Patates püresi içinde hiç tane olmaması gerekiyor. Kıvamı tam olarak nasıl olmalı yani? Krema kıvamında olması lazım. Ağzı akışkan olması lazım. Hasanpaşa köftesinin patates püresi için haşlanacak patateslerin kabuğu soyuluyor. Anneciğin direk dansı konusunda seni destekliyor. Çok şanslısın. Tabii ki. Benim annem gelişime çok açık. Beni de o şekilde yetiştirdi. Ben direk dansının yanında buz pateniyle de ilgilendim. Ya bu direk dansı tutkusu nasıl başladı merak ediyorum. Şöyle ben... Daha önce Latin dansları yapıyordum ve Latin danslarından artık çok sıkılmıştım. Türümü değiştirmek istiyordum. İzmir'de bir sahnede bir tane sanatçıyı izledim. Direkt dansı yapan bir sanatçıyı. Daha sonra gördüm, dedim ki bu ne kadar etkileyici ve ne kadar güzel bir şey. Bunu kesinlikle ben de yapmalıyım diye düşünerek. Sonrasında ben de araştırmalara başladım. Ve araştırmalarım sonucunda da dedim bunu ben de kesinlikle yapmalıyım. Sonrasında... araştırdım ve bir tane stüdyo buldum. O stüdyoda eğitimlere başladım. Yaklaşık bir yıl kadar orada eğitim aldım. Daha sonrasında orada eğitmenlik eğitimi verildi. Şu an senin direk dansı görüntülerini izliyorum da... Vallahi bu dansı yapmak için sağlam kas gücü gerekiyor. Direk dansının hikayesi şöyle... Burada senin bütün vücudun çalışıyor. Aslında bu bir spor dalı. Bunu insanlar genelde farklı algılayabiliyorlar ama... Bu dansın hikayesi nedir? 16 ülkede bunun olimpiyatları var, olimpiyatları düzeniyor. Aslında milli sporlarda yapılıyor. Bizim ülkemizde yok ama 16 farklı ülkede bu böyle. Evet, kimse spor olarak görmüyor aslında. Püre için haşlanacak patatesler büyükçe doğranıyor. Yalnız direkt dansı yapmak ciddi efor istiyor, öyle değil mi? Evet, aşırı güç, kuvvet istiyor. Ben 7 yıl kadar fitness yaptım. Ama fitness'ta ben bu kadar güçlenmemişim. Direkt dansına başladığımda kendimi yukarı taşıyamıyordum Gürbüz. Sonrasında yaklaşık 3-4 ay düzenli antrenmanlar yapıp, antrenmanları takip ettiğim zaman... zaten istemsiz güçleniyorsun. Antrenmanlarda güç antrenmanı yapabiliyorsun. Spinning dediğimiz dönme antrenmanları yapıyorsun. Birden fazla türü var aslında direkt dansının. Ayakkabılarla yapılan, teknik olarak yapılan ya da statik dediğimiz dönmeyen direklerde yapılan. O nasıl oluyor? Dönmeyen direkte yapılan daha fazla kuvvet isteyen kısmı. Ama dönen direkte de daha böyle dans türünü yapıyorsun aslında. Daha estetik oluyor. Bir yıl eğitim aldım dedin.
Şimdi artık profesyonel misin yani? Tabii şu an profesyonelim diyebiliriz. Çünkü yaklaşık Ocak ayından bu yana 8-9 aydır aralıksız eğitmenlik yapıyorum. Özel ders veriyorsun yani. Tabii. Şu an hatta benden bir tane öğrencim ayrılamadı. Hollanda'ya taşındı eşinin işi yüzünden. Biz dersleri bırakmadık. Nasıl ders yapıyorsun? Şu an online devam edeceğiz. Daha şu an taşınma sürecinde. Bu eğitim online oluyor mu? Bizim online aşçılığa dönmesin bu. Hayır hayır. Ya şöyle başlangıç seviyelerde çok zorlayabilir insanları. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra atıyorum 5 ya da 6 ay sonra... Öğrenci nasıl alıştırma yapıyor onu anlamadım. Evine direk mi yaptırmış yoksa? Yaptıracak evet. Benim de evimde direk var. Hasanpaşa köftenin püresi için doğranan patatesler bol suda haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi sen endüstri mühendisliğini bırakıp direk dansında mı kariyer yapacaksın yani? Yok Gürbüz, ben mesleğimi seviyorum. Mesleğimi bırakmak istemiyorum tabii ki. Mesleğime devam edeceğim. Umarım bu ideallerini gerçekleştirebilirsin. Umarım, bakalım. Hasanpaşa köftenin yanında sunulacak kapya biberler tost makinesinde közlenmek üzere yıkanıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen masama gidiyorum Gürbüz. Masamı kuracağım. Hadi o zaman koş koş. Önce masa örtümü... Sana yardım edeyim. Masayı baştan kurmak çok avantajlı oluyor aslında. Evet bence de, çünkü son dakikaya kaldığında çok düzensiz ve özensiz oluyor açıkçası. İki gündür masaları gördün. En çok Nazmiye'nin mi yoksa Züleyha'nın mı masa düzenini beğendin? Nazmiye Hanım'ın masası daha iyiydi bence görsel olarak. Ya peki Züleyha'nınki? Züleyha Hanım'ın masası bana çok koyu renkli ve iç kapatıcı geldi açıkçası. Bakalım senin masanı nasıl bulacaklar? Bakalım, ben çok özenerek düzenleyeceğim masamı. Aksesuar olarak konulan mumların ardından yarışmacımız hızla tabaklarını masaya yerleştiriyor. Kumaş peçetelerin ardından çift servis olarak çatal kaşıklar da masadaki yerini almaya başlıyor. Yemeklerin provasını yaparken kaç saatte bitirdin? 20 dakika erken bitirdim Gürbüz. Evde ben yoktum tabii. Ama orada siz yoktunuz. İşte bunu da düşünerek, tahmin ederek dedim ki orada çekim olacak. Dedim evde Gürbüz yok. Anneme bazen Gürbüzlük yaptırdım evde. Ya! Yusuf bir annem Gürbüz mü oldu? Sor ama annem senin kadar başarılı değil bu konuda. Kimse asla orijinalini yaşatamaz. Yine de dedim ki erken bitirebilecek bir şey yapayım. Rahat rahat yetiştireyim, lezzetli olsun, görseli, sunumu. Hepsini dedim dikkat edeyim, yarışmacıların ağzına da laf vermeyeyim istedim. Ama yine de laf edecekler biliyorsun değil mi? Sürekli hani ya, zaten yarışıyoruz, ben de bahane bulacağım. Ben de bahane buluyorum. Bak sen! İki gündür biraz sessiz kaldım. Bu konuda da çok doluyum. Hanımlar kendi aralarında kavga edeceğiz diye biz aralara giremiyoruz. Erkekler olarak masada çok sessiz kaldık. Valla hanımlar Süleyman'la senin kendinizi savunamayacağınızı, buraya süs olarak geldiğinizi söylüyorlar. Kendileri süs olarak gelmiş Gürbüz. Süslerini püslerini konuşuyorlar sürekli. Hani yorum yapmamıza izin vermiyorlar. Biz de biraz konuşalım. Kendileri bunu yapıp bize bahane üretiyorlar işte. Manipüle ediyorlar bizi. Ya özellikle Asiye ile Züleyha arasında bitmeyen bir tartışma var. Tabii ki onlar bence net birbirlerini kıskanıyorlar zaten. Kim kimi kıskanıyor sence? Ya bence ikisi de birbirinin farklı özelliklerini kıskanıyorlar. Birisi birinin güzelliğini kıskanıyor. Birisi diğerinin başarısını kıskanıyor. Birisi diğerinin hani boyunu kıskanıyor. Ya da kilosunu da kıskanıyor olabilir. Kadınlar çünkü bir kilo da olsa, iki kilo da olsa arada fark etmiyor. Hani kıskanabiliyorlar birbirlerini. Züleyha'ya göre Asiye onun güzelliğini kıskanıyormuş. Ama Asiye de Züleyha'nın güzelliği doğal değil diyor. İkisi de doğal değil ki Gürbüz. İkisinin de suratından estetik akıyor. Yani ben de estetikli bir insanım. Ve bariz görüyoruz yani hani Safiye Hanım'ın, Asiye Hanım'ın çok pardon, dudakları zaten olmuş köfte gibi. Züleyha Hanım'ın burnu deseniz düz gelip yukarı doğru böyle bir hokkası var. Biraz güvercinimsi bir havası var kendisinin. Şimdi saygısızlık yapmak istemiyorum kendisine. Sezer Bey'e şunu soracağım. Direkt dansı mıdır kolay yoksa yemek yapmak mıdır kolay? Ne için bu yarışmaya geldiğini ona soracağım. Masanın eksikleri hızla tamamlanıyor. Masan hazır mı? Tamam, masam
Bitti. Masama şuradan hemen bir tane peçete örteyim ekmeğimin üstüne. Vallahi masan güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Bir görsele önem veriyorum. Unuttuğum bir şey yok değil mi? Hayır yok. Çift servis, düzenler, hizalar. Hizaları tekrar kontrol edeyim. Ben onlara biraz takılıyorum. Bugün bana laf etmesinler. Ve masan? Ve masam hazır. O zaman? Mutfağa dönebilirim Gürbüz. Hadi dönelim o zaman. Şu tepsiyi de kenara kaldır istersen. Kapya biberlerimiz ne durumda? Biberler oluyor. Yalnız tost makinesinde olduğu için köz kokusu yok diye laf edecekler. Kokusuz işte ne güzel Gürbüz. Dün zaten böreğe kokuyor dediler. Börekte hiçbir koku yoktu. Ben böreği özellikle kokladım. Ya numara mı yapıyorlar yani? Numara yapıyorlar. Sırada gözlemenin hamuru var. Vallahi Züleyha bile o kadar tecrübesine rağmen börek hamuru açamam dedi. Evet açamadığını da söylemiş. Ben onu o gün o kargaşada kaçırmışım. Yani ben yakıştıramadım. Ben bu yaşta yapabiliyorsam ikisi ya yani kendisi hani iki çocuk sahibi bir insan. Ondan da açıkçası böyle bir şey beklerdim. Yarışmada hamur açmak şart mı sence? Ya şart değil ama burada emek isteyen bir şeyler yapmak şart. Bu konuda hemfikir olabilirim. Bu arada gözleme hamuru için ne kadar un koyuyorsun? 4 su bardağı koyacağım. El açması peynir ve soğanlı gözlemenin hamuru için 1 çay bardağı süt una ekleniyor. Üzerine tuz, su ve azar azar un eklenen hamur iyice yoğruluyor. Senden el açması gözleme bekliyorlar mıdır ne dersin? Bence benden gözleme beklemezler. Çünkü direkt dansı yapan bir insandan hamur açmasını bekleyemezler. Ama ben sadece direkt dansı yapan bir insan değilim. Benim gündelik hayatımda yaptığım çok fazla şey var. Neler var? Buz pateni yapıyorum. Onu da bir 6 ay kadar profesyonel eğitimini aldım. Buz pateni? Evet. Başka? Farklı tarzda danslara gidiyorum. Öyle mi? Mutfakta zaten çalışırken de akşam eve geldiğimde falan karnım çok açsa çok pratik ve lezzetli tarifler bulup onları uyguluyorum. Peynirli ve soğanlı gözleme için yoğrulan hamurun üzeri streçle kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. El açması, peynir, soğan, gözleme. Yani gözlemeyi yapabilir mi bilemiyorum. Yaparsa inşallah en azından el açması bir şey yemiş oluruz ama çok da büyük bir şey bekleyemiyorum açıkçası şu an. Sırada tiramisu'nun kreması var. Şimdi kremaya neler koyuyorsun? Şu an 4 tane yumurta koyacağım içine. Orijinal tiramisu yapıyorsun değil mi? Evet, orijinal tiramisu. Şimdi bu Danilo Şef'in tarifi mi? Danilo Şef'in tarifi. Danilo Şef'in sayfasından baktın herhalde. Evet. Sonra? Danilo Şef'in sayfasına girdim baktım. Oradan kremasının içine neler koyduğunu inceledim. Kremasını oradan aldım. Üzerine daha sonra sabayon sosu yapacağız. Benmari yaparak yumurtaları. İçerisine önce 4 yumurta sarısı koyacağım. 4 yumurta sarısından sonra pudra şekeriyle iyice bir homojen bir karışım alana kadar çırpacağım. Yumurtaların kabarması gerekmiyor. Peki bunun adı gerçekten Al Beni Yukarı Tiramisu mu? Evet, Al Beni Yukarı Tiramisu. Tiramisu'nun kreması için ilk olarak 4 yumurta sarısı ve pudra şekeri mikserle iyice karıştırılıyor. Şimdi ne yapacaksın? Mascarpone yedirdikten sonra içerisine... İşte mascarpone peyniri. Orijinal tiramisu mascarpone peyniriyle yapılır değil mi? Kesinlikle. Çünkü içinde peynir tadı olmaması gerekiyor. Mascarpone peynirinin özelliği bu. Tiramisu'nun kreması için çırpılmış yumurta ve pudra şekerine mascarpone peyniri ve krema ekleniyor. Bütün malzemeler mikserle iyice karıştırılıyor. Al Beni Yukarı Tiramisu. Şimdi bunu biraz yaptığı meslekle bence şey yapmış. Tiramisu da zaten kedi dili şeyden bisküviden yapılandı sanırım. Yani şey gibi işte ya nasıl desem altın gününe yeni girmiş acemi gelin menüsü diyelim biz buna. Gerçekten hepsi çok basit, zaman almayacak şeyler. Yaşına veriyorum. O yaşta bir çocuğun yapabileceği bir menüde ancak bu kadar olurdu diyorum. Çok da bir beklenti içinde değilim ben zaten. Sırada zabayon sos var. Tiramisu aslında kolay görünen zahmetli bir tat. Ya evet, bunun aslında karıştırma kısmı çok uzun sürüyor. Çünkü kremanın kıvamını ayarlamak için sürekli çırpman gerekiyor. Zabayon sosunu pişirmek için başında durup aralıksız çırpman gerekiyor ki kesilmesin sos. Peki gelelim asıl soruya. Baklava mı, tiramisu mu? Baklava. Düzgün yapılırsa baklava. Öyle mi diyorsun? Tabii ki ama bunun da zahmeti var. Baklava kadar 40 kat açılmıyor.
Yahu baklavada 40 kat hamur açıyorsun. Ama bunun da işte çırpma zahmeti var. Bütün tatlıların kendince bir zahmeti var görüyorum. Al beni yukarı tiramisu'nun zabayon sosu için 8 yumurta sarısı şekerle iyice çırpılıyor. Yumurta sarıları ve şeker sürekli karıştırılarak benmari usulü pişiriliyor. Bunu sürekli karıştırmam mı gerekiyor? Bunu evet karıştırmam gerekiyor başından ayrılmak. Ne kadar karıştırman lazım? 10 dakika malı var. Hadi ya! Başka bir şey yapamazsın yani. Yok, yapamıyorum. Peki süreni ona göre ayarladın mı? Tabii ki Gürbüz ayarladım. Dün Züleyha eleştirilere çok kızdı. Zaten yemek yapamayacağının o da farkındaydı. Züleyha Hanım da yemek yapamayacağının farkındaydı. O zaten bence eski olayını tekrar böyle gündeme getirmek istemiş. Kendi popülerliğini kaybetmek istememiş. O yüzden tekrar bunu hani masada böyle hoşuna gitmemiş gibi davrandı ama hani yani hoşuna gittiğini de çok belliydi. Ben iddia ediyorum zaten Züleyha Hanım bunu bilerek ve bunu hatırlatmak için geldi. İnsanların bunu bulabileceğinin, bilebileceğinin farkındaydı. Ve o da gündeme gelmesini istediği için bu şekilde masada sunuldu. O da zaten çok açıkçası ben bozulduğunu düşünmüyorum. Bozulmuş gibi yapıp orada bir tık bize numara yaptı bence. Ama bozulmadı. Al beni yukarı tiramisu tatlısı. Yani şöyle günümüzde bunun çok çok çeşitini yapmaya çalışanlar var. Aslında çok detaylı bir tatlı. Ama gerçek bu tiramisu'yu önümüze getireceği konusunda da yapamayacak. Muhtemelen bir bardak içerisine kat kat koyup üzerinde hani bizim servis yapacak. Ne oldu ya? Neden korktun? Düdüklü beni çok korkuttu. Gürbüz patlıyor zannettim. Hani bu düdüklüyü ilk defa kullanıyorum. Buna benzer bir düdüklü var. Aman! Aman! Ne oldu ya? Gürbüz bırakamıyorum. Hay Allah ya. Ne olacak şimdi? Bırakıp yarışmaya mı veda etmem lazım yoksa düdüklüden korkmayıp kaçmam lazım bilemedim şu an. Eyvah! Bak şimdi beni de korkuttun. Aman Gürbüz. Ya bom diye patlarsa. Bak bırakıp gideceğim şimdi. Ya şaka ediyorum. Bu arada zabayon sosun ne durumda? Şu an oldu bu. Şu an alacağım. Gerçekten oldu mu yoksa korktuğun için mi alacaksın? Ya biraz korkmamın da etkisi var ama zabayon sosum gayet beyazladı ve köpürdü. Tabbule salatası için sıkılan limon suyuyla bir kase ince bulgur ıslatılıyor. Üzerine birer çay bardağı zeytinyağı ve sıcak suyla tuz eklenen ince bulgur yumuşamaya bırakılıyor. Sırada salatanın yeşillikleri var. Nazmiye'nin kendi günü geçtikten sonra farklı tepkiler vermesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Nazmiye Hanım bence ilk gün bizden puan alabilmek adına bize oynadı. İyi misafirperver bir insanım ben, güzel ağırlıyorum. Hani buna bürünmeye çalıştı aslında. Sonra baktı yemekleri tam olmadı. Bizden düşük puanlar aldı. Kendi çirkef tarafını bizim önümüze sundu bence. Ve hani bu çirkefliğini bence bugün de devam edecek. Bana masada ilk geldiğimizde çok tatlı tatlı konuşuyordu, gülüyordu. Ama dün yanımda o kadar çok bağırdı ki akşam eve gittiğimde migrenim tuttu, başım çok ağrıdı. Bugüne iki ağrı kesici alarak geldim açıkçası. Ben yine bugün aynı ses tonuyla, yüksek volümle gelip masada hani o üslupsuz, çok da üslupsuz değildi ama kaba tavrını ve yüksek sesini sergileyeceğini düşünüyorum. Tabbule salatası için nane yaprakları tek tek ayıklanıyor. Taze soğanın yeşil kısımları bol suyla yıkanıp küçük küçük doğranıyor. Suda bekletilen maydanozların yaprakları da tek tek ayıklanıyor. Maydanozlar seni bayağı uğraştırdı. Maydanozlar gerçekten, ya aslında en çok uğraştıran kısım salata. Salatama çok basit diyorlar ama asla basit bir salata değil. Ben onların ağzına dereotu sapı falan ya da maydanoz sapı falan vermeyeceğim. İnce ince kıyacağım maydanozlarımı. Tabbule salatası için incecik doğranan maydanoz ve nane yaprakları taze soğanlara ekleniyor. Domatesin kabuğu soyulup çekirdekli sulu kısmı bıçakla ayrılıyor. Tabbule salatasında domatesin böyle mi olması gerekiyor? Şu an evet, tabbule salatasında domateslerin sulu yerlerini ve kabuklarını kullanmıyoruz. Sadece et kısmını alıyoruz, domatesin etli kısmını. Sulanmasın diye değil mi? Evet, salatayı sulandırmasın diye. Daha sonra bunları da ince ince doğrayacağız. Sonra salatamız bitmiş olacak. Sadece bir tane domates mi kullanacaksın? Evet, sadece bir domates. Zaten
Tabula salatası genellikle yeşil oluyor. Kırmızı böyle domates üzerine sadece hafif böyle renk dokunuş vermek için kullanılıyor. Domatesin etli kısmı küçük küçük doğranarak yeşilliklere ekleniyor. Sonradan üzerine ince bulgur eklenecek olan tabbule salatası nihayet hazır. Sırada ana yemeğimiz var. Hasan Paşa köfte için kıymaya bir yumurta ekledik. Baharat olarak neler kullanacaksın? Baharat olarak kimyon giriyor, pul biber giriyordu galiba. Hasan Paşa köftenin harcına bir bardak galeta unu ekleniyor. Bu arada neden kıymanın hepsini kullanmadın? Gözüme fazla geldi. Şu an hepsini karıştırıp ziyan etmek istemedim. Buradan 6 porsiyon çıkar diye düşünüyorum. O yüzden kıymanın da hepsini almadım. Herkese birer tane mi yapmayı planlıyorsun? Evet, birer tane yapacağım. İyi de kıyma zaten az. Küçük olmaz mı? Geniş verdiğim sürece bence şeklini elimle ayarlayacağım. Bir kalıp kullanmayacağım. O yüzden geniş kullanacağım için bir de yanında biberle zaten servis edeceğim görsel olsun diye. O yüzden geniş geleceğini düşünmüyorum. Az geleceğini düşünmüyorum. Sezer Bey bence bu yarışmaya kendisine özel öğrenci bulmak için gelmiş. Mesleğini öne sürmek için gelmiş. İki günün yemeklere yaptığı yorumlardan da yemek bilmediğini anladım zaten. Onun için kendini göstermeye gelmiş. Bu arada Süleyman, Sezer buraya özel öğrenci bulmak için gelmiş demiş. Benim yeterince özel öğrencim var. Süleyman Bey'in bence bu yorumu yersiz. Benim öğrencilerim beni zaten çok seviyor. Verebileceğim ders kadar zaten öğrencilere ders veriyorum. Hani ekstrasına ihtiyacım yok şu an. Zaten dans camiasında bir adım var. Ve hani birlikte çalıştığımız stüdyo da var. Öğrenci sıkıntısı çekmiyorum şu an. Yani Süleyman Bey söyleyecek bir şey bulamayıp burada bana danstan saldırmak istemiş bence. Rendelenen soğan da harca ekleniyor. Şimdi hangi baharatları koyuyorsun? Bir çay kaşığı kadar kimyon, bir çay kaşığı kadar da pul biber koydum. Kıymam, rendelenmiş soğanım, maydanozumu da atıyorum içine. Sonra galeta unumu koydum, yumurtamı koydum bir adet. Bir çay kaşığı tuz koydum. Bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber koydum ve bunları bir güzel yoğurmaya başladım. Burada köftelerin kıvamının iyi olması ve tutması için uzun bir süre yoğurmamız gerekiyor ki iyice özdeşsinler. Hasan Paşa köftenin köfte harcı iyice yoğruluyor. Köftelerin pişeceği cam fırın kabı ayçiçek yağıyla yağlanıyor. Buna salçalı sos da yapacaksın değil mi? Tabii ki. Önce fırında bir 20 dakika kadar pişecek. Sonrasında piştikten sonra üstündeki patates püresi kızardıktan sonra ocakta salçalı sosu kaynatacağız. Üzerine kaşar peyniri dökeceğiz patates püresinin üzerine. Sonrasında da sosunu ekleyip bir 5 dakika kadar daha fırında bekletip sonra fırını kapatacağız, hazır hale gelecek. Köfte harcından kopartılan parçalara elle çanak şekli veriliyor. Hasan Paşa köftesi sadece köfte olarak mı koyacak önümüze bilmiyorum. Altına hani detaylarını ekleyecek mi? Bence mısır, haşlanmış mısırı bile direkt konserve seçen bir insanın da alt detaylarını yapmasını beklemiyorum. Zaten Hasan Paşa köftenin yanında üstünde beşamel sosu olduğu için herhalde tabakta sadece köfte olacak. Yani yaşına veriyorum, çocuk yemeği diyelim. Kuzenimizin yemeğine gelmiş gibiyiz diye düşünürsek belki eleştirmeyeceğim ama işin sonunda sonuçta 150 bin lira var. O yüzden asla onu da beğenmedim. Hasan Paşa köftenin patates püresi için haşlanan patateslerin suyu süzülüyor. Haşlanmış patateslerin üzerine tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleniyor. Bütün malzemeler blenderla çekilerek pürüzsüz kıvama getiriliyor. Hasan Paşa köftenin patates püresi de nihayet hazır. Pürenin içine tam olarak neler koymuştun? Kaşar peynir, tereyağı. Başka? Tuz. Bu kadar. Peki istediğin patates püresi bu muydu? İstediğim şey buydu, evet. Çanak şeklindeki köftelerin ortasına haşlanmış dondurulmuş bezelyeler konuluyor. Bezelyelerin üzeri patates püresiyle kaplanıyor. Hazırlanan Hasan Paşa köfteler fırında ön pişirmeye bırakılıyor. Hasan Paşa köftenin sosu için bir yemek kaşığı dolusu domates salçası tencerede pişeceği suya ekleniyor. Üzerine kekik eklenen salça sosu ocakta pişmeye bırakılıyor. El açması peynir ve soğanlı gözleme için bir tane soğan doğranıyor. Yalnız ortada büyük bir sıkıntı var. Tiramisu hala hazır değil. Gözlemeyle çorba da ortada yok. Gürbüz çorba 2 dakika mı almayacak? Peki ya tiramisu? Tiramisu'm da hemen olacak. Kremalarım, her şeyim hazır. Sadece tabaklara şekil vereceğim. Şimdi
gözlemenin içini hazırlıyorsun değil mi? Evet, gözlemenin içini hazırlıyorum Gürbüz. El açması, peynir ve soğanlı gözleme için doğranan soğanlar tuzla ovularak suyu çıkartılıyor. Yıkanıp kaba alınan soğanların üzerine lor peyniri ekleniyor. Bir çay kaşığı pul biberle bütün malzemeler karıştırılıyor. Sezer Bey, bence bugün biraz daha farklı Sezer Bey olacak. Çünkü birkaç gündür susma gereği duydu. Gününe oynadı dersek doğru. Evet, gününe oynadı. Çünkü en azından ben puanları alayım, ben bu yarışmanın birincisi olayım diyerekten biraz sessiz kalmayı tercih etti. Bugün aslında biraz daha en azından yorumlara katılacaktır, menüsünü savunacaktır diye umut ediyorum. Ama üzgünüm, Sezer Bey asla birinci olamayacak. Kendisine tavsiyem, lütfen direkt dansına devam etsin. Birinci benim. Bu arada Asiye senin için sessiz oynadı ama bugün farklı bir Sezer göreceğiz demiş. Asiye Hanım, bugün biraz sesli bir Sezer görebilir, evet. Çünkü onların gürültüsünden çok fazla konuşamadık. Onların konuşmalarından çok fazla araya giremedik. O yüzden bugün biraz konuşacağım çünkü bugün bir de benim kendi masam. Gözleme hamurunun bir parçası unlu tezgahta metal oklavayla açılıyor. Açılan hamurun kenarına peynirli soğanlı harç yerleştirilip yarım ay şeklinde kapatılıyor. Pişerken açılmaması için kenarlarına sıkıca bastırılıyor. Bugün sen de masada bir şey unutur musun acaba? Unutmam. Şu an biraz vaktim az. Yetiştirirsem hiçbir şey unutacağımı düşünmüyorum. Emin misin? Eminim Gürbüz. Hazırlanan el açması peynirli soğanlı gözlemeler yağsız tavada pişmeye başlıyor. Kalan diğer hamurlar da hızla hazırlanarak son şekli veriliyor. Ay, süren iyice azaldı. Neyse ki altıncı gözlememiz de pişmeye hazır. Bu da hazır. Hemen. Şimdi ne yapacaksın? Hemen kedi dilimi ıslatacağım Gürbüz. Hadi çabuk çabuk. Ters yüz edilen gözlemeler pişmeye devam ediyor. Kedi dillerini ıslatmak için hazır soğuk kahve derin bir kaba konuluyor. Kahve ile ıslatılan kedi dilleri fırın tepsisine yerleştiriliyor. Eyvah! Son 24 dakika! Yetiştirebilecek misin? Yetiştim Gürbüz, yetiştim. Emin misin? Eminim, yetiştim. Tiramisu için kahve ile ıslatılan kedi dilleri hazır. Fırında ön pişirme yapılan Hasanpaşa köfteye salçalı sos ekleniyor. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri eklenen Hasanpaşa köfteler fırında tekrar pişirmeye bırakılıyor. Konserve süt mısırlı ve salatalıklı ayran aşı çorbası için haşlanan nohut ve buğdayın suyu süzülüyor. Çorba için hem süzme hem de normal yoğurt mu kullanacaksın? Hem de normal yoğurt Gürbüz. Çorba için süzme ve normal yoğurdun kıvamı suyla açılıyor. Rakiplerinin seninle ilgili sert açıklamalarına ne diyorsun? Gürbüz, sert açıklamalardan önce salatalık doğramam lazım. Sert açıklamalar beni şu an üzmüyor. Çünkü ben de onlara gerektiği gibi sert açıklamalarda bulunacağım bugün masamda. Bu arada Nazmiye menünü görünce pikniğe mi gidiyoruz demiş. Yani pikniklik bir menü asla değil bu arada Gürbüz. Piknik olayı nereden çıktı hiçbir şekilde bilmiyorum. Asla pikniklik bir menü değil. Gelişi güzel doğranan bir tane salatalık çorbanın suyuna ekleniyor. Hemen ardından konserve mısır ve tuz da diğer malzemelerle birleştiriliyor. Pişen son gözlemeler de tavadan alınıyor. Şimdi ne yapacaksın? Gürbüz, şu an tatlımı hemen yapıyorum. Çorban tamam mı? Çorban tamam, sadece bulguru koyacağım içine birazcık daha soğusun. Ne zaman koyacaksın? Hemen tatlılarımı kesip ayarlayayım. Kahveyle ıslatılmış kedi dilleri bardakla kesiliyor. Yuvarlak şekil verilen kedi dilleri sunum tabaklarına yerleştiriliyor. Al beni yukarıya tiramisu tatlısıyla. Sezer Bey, siz bizi zaten menünüzle yukarıya değil aşağıya doğru çektiniz. Bizde de bir atasözü var. At bana kukarı, çek beni yukarı. Tiramisuların şeklinin bozulmaması için ne yapacaksın? Pastacıların kullandığı jelatinlerden kullanacağım Gürbüz. Peki şu an ne yapıyorsun? Şu an bant ayarlıyorum jelatinleri tutturmak için. Jelatini çıkarınca sabayon sos şelale gibi akacak tabii. Sabayon sosu servis edilirken dökeceğim sabayon sosunu. Sabayon sosum hazır. Bu yöntem de Danilo Şef'ten mi? Tabii. Tiramisu'nun şeklinin bozulmaması için kedi dillerinin etrafı jelatinle kaplanıyor. Jelatinin kenarları bantla birleştiriliyor. Şimdi ne yapıyorsun? Bu kremanın üstüne çikolata koyacağım. O yüzden hemen şimdi çikolatalarımı doğrayacağım. Çikolatadan sonra tekrar sos mu gelecek? Sonra tekrar sos.
kedi dili sonra sos. Eyvah! Temizleyeceğim. İnsan panik olunca daha çok hata yapıyor değil mi? Evet, gerçekten öyle. Burası zor muymuş? Zor. Ve son 10 dakika. Bıçakla kesilerek ufaltılan bitter çikolata parçaları kremanın üzerine yerleştiriliyor. Çikolata parçalarının üzeri kahveyle ıslatılmış kedi dilleri ve mascarpone ile hazırlanmış kremayla kapatılıyor. Al beni yukarı tiramisu güzel bir tatlıdır. Eğer başarılı da yaparsa menüsünün bence en ağır yemeği bu olmuş. Öyle yorumlandırıyorum. Yapabilirse ne ala ama yapabileceğini de düşünmüyorum. Tamam Gürbüz'üm, tabaklarımın kenarlarını sileyim. Hadi çabuk. Ondan önce şunu, nohutumu, çorbamı dolaba koymam lazım. Haşlanmış nohut ve buğday eklenen konserve süt mısırlı ve salatalıklı ayran aşı çorbası da nihayet hazır. Limonlu ve zeytinyağlı suda bekletilen ince bulgur, tabbule salatasının diğer malzemelerine ekleniyor. Şu an salatam da hazır Gürbüz. Tatlılarımın kenarını silip dolaba kaldırıp etrafı temizliyorum ve bitiriyorum. Tiramisu'nun sunulacağı tabaklardaki krema silinerek temizleniyor. Tatlılarımı getiriyorum Gülbüz. Hadi koş. Tabaklar için yer bile ayarladım. Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi sırf Yusufiye annem için sana yardım ediyorum. Harikasın Gülbüz. Benden kendisine selam söyle, tamam mı? Tabii ki Gülbüz, seve. Ve nihayet yemekler hazır. Hadi hemen tezgaha sil bakalım. Şu an ne hissediyorsun? Mutluyum Gürbüz, yetiştiremeyeceğim diye çok korktum açıkçası. Vallahi ben de bir ara korktum. Ama şu an yetiştirdim ve mutfağımı da temizliyorum. Burada olmak zormuş ama değil mi? Zor Gürbüz, gerçekten çok zor. Peki eğlenceli mi? Aşırı eğlenceli. Hani eğlence konusunda hiçbir şüphem yok. Hemen bulaşık makinesine girecekleri atıyorum. Hızla mutfağı toparlayan yarışmacımız son olarak tezgahı da siliyor hemen. Gitmen için son 10 saniye. Hadi çabuk. Hemen gidiyorum Gürbüz, hemen. Onu bana ver istersen. Koş Sezer, koş. Giyinmeye gidiyorum, görüşmek üzere.